Özçelit, Burak Özçelit ve Fahriye Evcen oğullarının ilk fotoğrafı ortaya çıktı mı acaba? İşte o mu acaba? Çıkarırlar mı? Hayır bence de. Bakalım izleyelim. Bakalım. O mudur? Ben oy, bu da neden ne biliyor musun? Çok güzel bir bebek. Allah çok nazardan Photoshop saklasın ama yaptılar. Fahriye'nin yüzü çok zayıf burada. Fahriye yeni doğum yaptı. Bu kadar zayıf olmasına imkan, ihtimal yok bence. O kadar çok Photoshop yaptılar ki onları, daha doğmadan çocuğu biz gördük yani. Bu doğduktan sonraki bir Photoshop olduğu için. Photoshop değil bence bu. Bu yıllar evvel çekilmiş bir fotoğraf şu an veriliyor. Bence. Bence Fahriye'yi koymuşlar oraya. Yok yahu. Vallahi yok, hiç Photoshop gibi değil. Ya kim yapıyorsa bunu Allah aşkına, eğer Photoshop'sa lütfen bize de yardımcı olun. Biz de, ben de istiyorum böyle mesela fotoğraflar. Değil mi? Yanıma bebek. Mesela ne bileyim. George Clooney'yi koyun mesela. George Clooney de olmasa Rotalı şaşacakmış bize. Aa, severim. Beyaz saç, güzel, yakışıklı adam. Onu mesela koysunlar yanıma. Kim yapıyorsa bir Photoshop istiyorum. Duydunuz mu? DM'den yollayın bana. Direkt George abiyle EC yapın. Photoshop'u. George abi. Yapın koyun. Evet. Bence de bu Karan değil. Değil. Eski ama bu bebek. Her kimse çok tatlı bir bebek. Evet ama ulan şöyle bir aşk. Şey var. Onlar da bu kadar kolay ve çabuk göstermeyecekler bence. O çocuğa ne teklifler var? Ya. Yüzü görünsün diye. Yani o yüzden ben zaten söylemiştim. Aklınız varsa çocuğun yüzünü göstermeyin. Daha da çok çocuk servet değerinde şu. Servet çocuğun değerinde ama. Fotoğrafı servet. Şu değil. Çok mantıklı. Hani mesela çocuğun yüzünü gösterip işte. Ne yapıyorlar yurt dışındaki ünlüler, işte burada da var değil mi, reklam olur söylemeyeyim, işte belirli dergilere, haftalık dergilere işte ailece poz veriyorlar, mutlu aile pozu, klasik çocuğu, çocuk annenin elinde, baba çocuğa bakıyor, anneye sarılıyor falan, böyle kraliyet ailesi pozları veriyorlar ve bunlar için ünlüler para alıyor yurt dışında. Tabii. Çok dünyaca ünlüler. Şimdi bu çift tabii artık ünü birazcık daha açtığı için Türkiye'yi muhtemelen zaten para teklif etmişlerdir ama daha evvel de bilmem kaç kadınla yemek yiyen Burak Özçivit acaba çocuğuyla ilgili bu karara, daha doğrusu bu teklife ne yanıt verir diye aklımıza sorular vardı. Sence evet derler mi böyle bir şeye? Zaten 40'ından sonra hepimiz çocuğu göreceğiz. Bak yani gösterebilir. Ya göstermeyebilir ama çok göstermeyecek. Zor. Çok zor. Bence bu teklifi kabul edecekler. Burada kötü ahlaksız bir teklif yok çünkü. Neden biliyor musun? Ben olsam ben de ederim. Ne yaparım? Çocuğa hesap açarım. Da onun hesabına o zaten. Bütün parayı da çocuğa yatırırım yani. Tabii tabii. Zaten bence de öyle yapacaklar. Ece mesela biz kimin çocuğunu görmedik henüz çok. Çok merak ettiğin var mı? Için. Ebru Gündeş'in gördüm ben kızını. Ben kızını gösterdiler. Şöyle yakalandı. Etçi var. Nusret'in oradan artık. İsmi zaten ismi Nusret. O. Evet. Onun çıkışında yakalandılar ve çok güzel bir kız ya. Var. Allah nazarlardan saklasın. Ay hiç görmedim. Ya, yaşı kaç Ebru oldu? Gündeş'in küçüğü. Ayara'nın. Ya benziyor mu annesine? Evet, 6 olmuş mudur? Ne güzel. Ya mesela bak Alara'yı 6 yaşına kadar saklayan. Sakladı. Hiç göstermeyen bir kadın. Demek ki istese oluyor. Evet. Zorlandı ben tabii hatırlıyorum. Ama git bebek parkına. Yani orada çekilmemen imkansız. E tabii. Tabii. O çocuk da tabii çocukluğunu yaşayamadı böylelikle kaça kaça yani kim bilir ne. Ama belki de çok serbestti hiç tanımadığımız için. Belki de gerçekten parklarda oynayabildi. Hiç tanımadığımız için. Ama veya Ebru Gündeş hiç parka gitmedi çocuğuyla. Yok kesin dadıyla gitmedi. Gidince kesin gitmedi. Zaten dadıyla fark gidince edeceğiz. Zaten fark etmiyordur. Evet bu yüzden de onların kararı çok önemli. Bu çocuğun yüzü gösterilecek mi gösterilmeyecek mi? Ama bence o fotoğraf Karan'a ait değil. Bence de değil. Kesin eski fotoğraf yeni koydular. Çocuk ne aile babaya benziyor o fotoğraf. Oy, evet. Peki devam edelim hadi. 8 mi?